Merhabalar. Bugün Sibel Yalçın'ın mutfağında bayat ekmek pizzası hazırlıyoruz. Evde kalan bayat ekmeği değerlendirmenin lezzetli bir yolu bayat ekmek pizzası. Bunun için bir adet ekmeği küçük küçük küpler halinde doğrayın. Hangi ekmek olduğu hiç fark etmiyor. Benim evde çavdar ekmeği kalmıştı bayat. Onu küçük küçük doğradım. Toplamda 2 su bardağı süt kullanacağız. 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ. Hepsini yoğuracağız. Ben önce bir kısmını ekledim. Elimle iyice yoğurdum. Ardından bir müddet bu karışımı beklettim. Bir 10-15 dakika sütü emmesini bekledim. Çok bayattı ekmeklerim. Ardından kalan sütü ve yumurtayı ekleyip bu sefer de yine kaşıkla eze eze kaşığın arka tarafıyla tüm malzemeyi birbiriyle buluşturdum. Yuvarlak bir borcam veya o boyutta büyük boy yuvarlak borcam veya o boyutta bir tepsiyi bolca yağladım. Kenarlarını, alt tarafını iyice yağladıktan sonra hazırlamış olduğum ekmekli karışımı bastırarak tepsinin taban kısmına yerleştirdim. Evde bulunan malzemeleri üzerine yerleştireceğim. Benim evimde biraz salam vardı, 100 gram kadar. Ama sosis ve sucuk da kullanabilirsiniz. 2 adet orta boy domates, kabuklarını soydum, küp küp doğradım. Biraz biberli yeşil zeytin, siyah zeytin de kullanabilirsiniz. O da yarım su bardağı kadar diyebiliriz. 4-5 adet sivri biber, Charleston biber de kullanabilirsiniz ve biraz da mısır kullandım. Tüm malzemeleri doğrayarak hazırladık. Bir çorba kaşığı, domates salçası veya ketçap, yarım çay bardağı su ile iyice karıştırdıktan sonra ekmeklerin üzerine bolca döktüm. Yaklaşık olarak bir çorba kaşığı kadar kuru kekik serpiştirdim. Kekik çok güzel bir lezzet veriyor pizzaya. Mutlaka dökmenizi tavsiye ederim. Ve dediğim gibi evde bulunan malzemeleri kat kat yerleştirdim. Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derecelik fırında yaklaşık bir 25 dakika pişirin. Fırından çıkarın. Yaklaşık olarak yarım su bardağı veya biraz fazlası olabilir. Kaşar peynir rendesini üzerine iyice serpiştirin. Ardından tekrar zaten sıcak olan fırınınızın içerisine pizzayı yerleştirerek bir 15-20 dakika kadar daha pişirmeye devam edin. Evet, çıkardıktan sonra dilimleyerek sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen ücretsiz olarak YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.